Kamil Bilici ile Beş Çayı başlıyor. Kaliteli müziğin doğru adresi, müzikal takınız Küpe FM'den, ben Deniz Kamil Bilici'den. Merhabalar efendim. Keyifli bir hafta sonu renklendirecek yepyeni bir Beş Çayı'nda daha huzurlarınızdayız. Geride bıraktığımız hafta boyunca hem radyomuzdan hem sosyal medya hesaplarımızdan sıklıkla duyurduğumuz üzere 1998 yılından bu yana dop dolu bir müzik yolculuğunu bugün birinci ağızdan öğrenip sizlere aktarma şansımız olacak. Yepyeni 5 şarkılık bir maxi single'la da sevenleriyle buluşan Cansu Koç bugün bizlerle birlikte. İlk olarak hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Herkese merhaba. Yoğun bir süreç sizin için. Albüm tanıtımı devam ediyor, çalışmalar devam ediyor. Bu süreçte bize vakit ayırdığınız için ilk olarak ben Küpe FM ailesi adına teşekkür edeyim size. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Son derece keyifli bir şarkıyla hem albümün adını taşıyan, sizin imzanızı taşıyan bir şarkıyla, kliple de dinleyicilerle buluştu Çay Var İçersen. Bu albümün sürecini biraz aktarabilir miyiz dinleyicilerimize? Evet, biliyorsunuz uzun süre ara vermiştim. Evet, tekrar birlikteyim ve çok mutluyum tekrar dinleyenlerimle birlikte olduğum için. Evet, aslında ben single olarak düşünüyordum, tek parça diye düşünüyordum, fakat daha sonra 5 parçada karar kıldık ve çalışmalara başladık. İşte bu beste bana ait, Çay Var İçersen. Sözlerde anonim bir kısmı, nakarat kısmı, diğer sözler bana ait. Ve şey yaparken, repertuarı seçerken, bu parça belki biraz benim tarzımın dışında gibi oldu, bu çıkış parçası. Özellikle hani yaz olduğu için bu parçayla çıkış yapmayı uygun gördük. Benim vazgeçilmezlerim vardır her albümde mutlaka, ya Aşık Veysel'den veya işte Neşet Ertaş'tan, Mahzuni Şerif'ten parçalar seslendirmek. Bu parçada da yine bir parçamız var, Sen Benimsin Ben Senin, Neşet Ertaş'ın. Ali Kınık var, Unutsun Hadi. Yine 70'lerden bir parçamız var, Ah Neyleyim Gönül. Ve Judy Koyuncu'nun yine 70'lerden, Sen Ölürsen Ben Ölürüm. Evet, bu şekilde de repertuar oluşturduk. Evet. Cansu Koç Sound'u da dinleyicilerle buluşmak üzere bu albümün içinde yerini aldı. Bu albümün çıkış şarkısı hem yaz aylarına da yakışması hasebiyle dedik, Çay Var İçersen oldu. Son derece keyifli bir klibi de var. Kimlerle çalıştık klipte? Yekta Özbilen'le çalıştık. Çatalca civarında, Çatalca, Durusu, Hadımköy, oralarda çalıştık. Çok keyifli, güzel bir klip oldu. Evet. Hem bizim bölgemizde çekilmesi hasebiyle de dinleyicilerimiz mutlaka... Bölgeniz çok, o gün çok soğuk ve çok rüzgarlıydı. Dinleyicilerimiz mutlaka YouTube'dan izleyecekler ama biz şimdi şarkıyı yayınlayalım. Radyolara biraz daha ses verme zamanı efendim. Cansu Koç, Çay Var İçersen diyor. Sonrasında sohbetimiz devam edecek. Sakın bizden ayrılmayın. Çay var içersen, ben var seversen, yol var gidersen. Çay var içersen, ben var seversen, yol var gidersen. Sana verebileceğim pek bir şey yok aslında. Bir şey yok aslında.
Müzikal Takınız Küpe FM'de 5 yayında bendeniz Kamil Bilici ile birlikteyiniz. Devam ediyor efendim. Keyifli Cansu Koç şarkıları sohbetimize eşlik ediyor ama hazır yakalamışken bu keyifli müzik yolculuğunu birinci ağızdan sizlere aktarmayı da sürdürüyoruz. Programdan başlarken 98'de dedik Anadolu Yakası. Aslında son ayı 99 gibi başladı aslında şeyimiz. İlk albüm olarak tanıdığımız yıldı ama ondan önceki yıllarda da hem aileden hem eğitim sürecinden uzun bir müzik yolculuğu var. O yılları şöyle kısaca bir özetleyebilir miyiz dinleyiciler? Tabii. Aslında müziğin içine doğdum diyebilirim. Babam halk ozanı. Biz dört kardeş konservatuardan çeşitli bölümlerinde okuduk. Daha sonra ben konservatuara girdim. Operaşanla başladım. Ve pop müzikten mezun oldum bölüm değiştirerek. Çok değerli hocalarla çalışma şansı buldum tabii okulda. Sertab Erener, Melih Kibar gibi. Evet. Ve bu arada tabii pek çok sanatçıya da back vokal çalışmalarım oldu. İşte Zülfü Livaneli, Ahmet Kaya gibi pek çok ve İbrahim Tatlıses gibi pek çok sanatçıyla hem stüdyoda hem sahnede back vokal olarak çalıştım. Öyle bir şansım da oldu. Tabii mezun olduktan sonra bir şey geldi, öneri geldi, albüm önerisi. Ben çok düşünmüyordum o dönemler ama bu rock, işte Anadolu rock'ta işte, bir de ben tabii belki her ne kadar batı eğitimi alsam da genlerden gelen bir şey var. Ben Sivaslıyım aslen. Türklere daha yatkın aslında benim gırtlağım. O yüzden böyle bir albüm teklifi gelince değerlendirelim dedik ve bu şekilde başladık. Güzel oldu o yolculuk. Bize birbirinden güzel şarkıları hem kimi çalışmalarda rock tınılarıyla da buluşturup günümüze, günümüzün jenerasyonuna, gençlere de aktarma şansımız oldu. Ve bu albüme gelene kadar ki bu yolculuk içerisinde de aslında yolun başında olduğu gibi devam eden her aşamasında da çok değerli müzisyenlerle albümler yaptınız. Bu albümde de yine çok değerli müzisyenler var. Kimlerle çalıştınız albümde? Başta aranjörüm Ahmet Koç. Yıllardır hiç değişmez hem kardeşim hem aranjörüm. Ahmet Koç, İsmail Sorberk, Özer Arkun, Grup Rubato'dan tanıdığımız isimler bunlar. Klavyede Ali Koç, DJ Hakan Caneroğlu'yla yine çalıştık alt yapılarda. Şu anda adını sayamayacağım pek çok, evet şu an kusura bakmasınlar hakikaten aklıma gelmiyor. Pek çok değerli müzisyenle yine, aslında benim ekibim çok değişmiyor. Tüm albümlerimde. Burada sadece yeni müzisyen Hakan Ceneroğlu'dur. Burada o elektronik altyapıları yapan arkadaşımla. O zaman bu değerli ekibin ortaya çıkardığı eserlerden bir başkasına kulak verme zamanı geldi şimdi. Ben Ölürsem diyelim. Evet, 70'ler Cüdik Oyuncu'nun bir parçası. Çok severek seslendirdim. Umarım dinleyiciler de çok beğenecektir. Radyolara ses verme zamanı efendim. Cansu Koç yorumuyla Ben Ölürsem sizler. Bende, ben ölürsem ölürsün, sen ölürsen ben zaten ölürüm. Sen bende, ben ölürsem ölürsün, sen ölürsen ben zaten ölürüm. Sözümüz bu dedik, mutluluk dilemeden ayrıldık. Ne bir el ne de mendil salladık. Sen bende, ben ölürsem ölürsün, sen ölürsen ben zaten ölürüm. Sen bende, ben ölürsem ölürsün, sen ölürsen ben zaten ölürüm. Biten bir şafak gibi ayrıldı. Ne elveda, sadece sarıldık.
hiçbir söz söylemeden ayrıldın. Ne bir yaş ne de biraz ağladın. Sen bende, ben ölürsem ölürsün. Sen ölürsen ben zaten ölürüm. Sen bende, ben ölürsem ölürsün. Sen ölürsen ben zaten ölürüm. Hoşça kal diyemeden ayrıldın. Ne bir sır ne bir umut sakladın. Sen bende, ben ölürsem ölürsün. Sen ölürsen ben zaten ölürüm. Sen bende, ben ölürsem ölürsün. Sen ölürsen ben zaten ölürüm. Sen bende, ben ölürsem ölürsün. Sen ölürsen ben zaten ölürüm. Kaliteli müziğin doğru adresi Müzikal Takınız Küpe FM'de 5C'nde birlikteliğimiz devam ediyor. Çay Var İçersen albümünün keyifli şarkılarından biri Ben Ölürsem radyolarımızdaydı. 70'li yıllardan günümüze de taşınan bir çalışma oldu. Albümde şimdi ilk klip daha yeni yayınlanıyor aslında ama bundan sonraki albümün yolculuğu nasıl şekillenecek? Valla işte kış ayında da ikinci klibimizi çekeceğiz kış aylarında. Ben Ölürsem'e çekeceğiz. Evet, slow bir parça. Evet, onu düşünüyoruz. Az önce dinleyicilerimizle de paylaştık. Belki onu da Trakya bölgesinde hayata geçiririz. Belli olmadı. Evet ama kış olduğu için kapalı bir mekan. Ayarlarsanız seve seve geliriz tabii. Şimdi buradan şarkıları güzel güzel yayınlıyoruz ama canlı canlı dinlemenin keyfi de mutlaka başka olacaktır. Dinleyicilerimiz de var mı böyle sizi canlı canlı dinleyebilecekleri programlar bu yakınlarda? Evet, şu anda görüşmelerimiz sürüyor. Evet, kış aylarında. Tam netleşmedi. Netleştiği zaman zaten çeşitli kanallardan biz duyuracağız bunları. Biz de merakla bekliyor olacağız. Ama o beklediğimiz süre içerisinde Cansu Koç şarkılarından mahrum kalmaya gerek yok. Çünkü Küpe FM frekanslarında onlardan bir başkası şimdi yayınlanacak. Yine albümde yer alan keyifli bir şarkı Sen Benimsin gelsin. Sonrasında onun üzerine sohbetimizle biz yine burada olacağız.
Bugüne kadarki birçok işte olduğu gibi bu albümde de Çay Var İçersen adını taşıyan albümde de aslında bir nevi de ustalara saygı albümü demek çok da yanlış olmayacak. Birbirinden değerli Türk halk müziğinin eşsiz isimleri bu albümde buluşmuş. Yine onlardan bir tanesi Sen Benimsin radyolarımızdaydı. Birazdan artık bize ayrılan sürenin yavaş yavaş sonlarına yaklaşıyoruz. Veda etmeden önce ben bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Ve Küpe FM dinleyicilerine, Trakya bölgesine son mesajlarınızı alalım. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte olduğum için gerçekten çok mutlu oldum. Tüm Küpe FM dinleyicilerine, tüm Trakya'ya sevgiler gönderiyorum. Mutlu kalsınlar, sağlık diliyorum, huzur diliyorum ve Küpe FM'de kalın diyorum, müzikle kalın diyorum. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Efendim bize ayrılan sürenin ne yazık ki sonuna geldik. Ama biz huzurlarınızdan ayrılırken siz radyolarınıza biraz daha ses verebilirsiniz. Çünkü bu keyifli albümler bir başka keyifli çalışma Ah Neyleyim Gönül Burada olacak. Bir sonraki beş yayında buluşuncaya kadar hoşçakalın. Kamil Bilici ile Beş Çayı sona erdi.